Güzeldi. İyiydi yani. Bugün bilmiyorum ne yapacağız artık. Allah şey yapar. Hava böyle kapalı olunca çok şey oluyorum. Keyifsiz oluyorum yani. Ama hafta sonu olduğu için insan hafta sonuna kadar yoruluyor. Fark etmez. Seni takip edemem. Çok güzel konuşuyorsun ama yani her takip eden kişiyi de takip edemeyeceğim için belli bir hediyeden sonra takip ediyorum. Günlük bir rutinin var mı? Mesela ne gibi bir rutin? Günlük bir rutin. Yandaki zalım kim? O ne ya? Dişim çok kötüydü. Aa, sabaha kadar uyuyamadım. Ya çok üzüldüm. Niye? Ne oldu dişine? Normal yaşamak olabilir. Ya benim yani günlük yaptığım bir sürü şey var mesela asla aksatmadığım. Mesela uyanıyorum. Sonra işte dişimi fırçalıyorum. Yüzümü yıkıyorum. Duşa giriyorum. Sonra su içiyorum. Sonra kahvaltı yapıyorum. Yani bunların hiçbirini mesela asla hiçbir günü atlatmam. Teşekkür ederim kral, uzadım kral. Öyle ya, düzenli bir insanım aslında ben. Bazen düzenim kayıyor ama sonra diyorum ki hayat bir şey olmaz. Öyle de olabilir. Çünkü düşünsenize mesela her şeyi dört dörtlük yaparsam her şeye çok hızlı bir şekilde ulaşmış olur insan ve hayatın keyfi kalmaz yani. Ve psikoloji bozuluyor insanın. Mesela atıyorum işte alkol içmeyeceğim diyorum. Ama alkol içmediğin zaman ve sinirin bozulduğu zaman ya bazen bence alkol içmek şey antidepresan görev görüyor. Bunu yalan değil. Maşallah ne çok şey yapıyorsun sen. Öyle ben de yemek yerim her gün. Çok iyi. Kola içtim ondandır. Kola içme ya. Çok fazla içtim. Ne kadar içtim mesela? 2,5 litre falan mı? Kafayı mı yedin sen? Yani bir bardak içeceksin günde. En fazla onu da içmeyeceksin. O bile zararlı. Ben sadece şekersiz kola içiyorum. Yani çok sağlıklı olduğundan değil tabii ki de ama en azından hani kaloriden kısıyorum. Dün de geçen de arkadaşım şey yaptı. Ya böyle şey insanlar var ya. Şimdi seni böyle şey yapmaya çalışıyorlar. Vurmaya çalışıyorlar bir yerlerinden. İşte ne bileyim. Nasıl anlatacağım bilemedim şu an. Yani dolanarak dolaylı yoldan. Gerçi buradan dinleyeceği yok da. Ya şimdi şöyle hani bir şey için uğraşıyorsun mesela ve ay diyelim ki hiç sigara içmiyorsun, tamam mı? Hiç sigara asla içmem falan fistan işte diyorsun. Metan hoş geldin. Hiç sigara içmem diyorsun. Sonra senin sigara içtiğini görüyor. Ya işte aa ne oldu? Sana ne abi? Yani ne hani benim hayatım, benim seçimlerim sonuçta. Egemen hoş geldin. Sigara bir örnekti sadece. Başka bir şey de olabilir. Biriyle konuşmak ya da konuşmamak da olabilir. Benim seçimlerim. Yani o çok doğruymuş gibi geliyor seni yargılamaya çalışıyor. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Kink hoş geldin. Herkes de kral burada ya. Yine bu feminen enerji gül olduk. Çok iyi. Çok iyi abi. Yayın şekli bugün farklı ne güzel. Mesela ne gibi? Öyle gülme ama yapay o kötü oldu. Benim öyle gülüşlerim var. Yapacak bir şey yok. İşte öyle insanlar kıskanç, boş insan bence. Kesinlikle. Aynen öyle. Yer değişmiş. Ha evet. Yer değiştirdik. Bu daha iyi. Crazy hoş geldin. Ya bilmiyorum öyle bazen yapmacık gülücüklerim oluyor. Ama yapmacık olduğundan değil. Hani içimden gülüyorum ama o an başka bir şey düşündüğüm için arka planda kalıyor. Öyle bir şey oluyor yani. Bu açı daha iyi. Bazı arkadaşlar da niye yerde oturuyorsun diye hesap soruyorlar bana burada. Adem hoş geldin. Yerde oturmak bir kültür mü peki? Allah'ım niye taktın bunu bu kadar? Seviyorum işte. Hoşuma gidiyor rahat. Ya şimdi bak hani rahattan bir yana şimdi burada sehpa var. Mert hoş geldin. Aynen.
Mert teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şöyle şimdi mesela bu koltuk ya ben koltuğu oturup yayın yapmam için minimum yüksek bir şeye ihtiyacım oluyor. Koltuk da olabilir ama şimdi yani onunla uğraşmak istemedim. Burası işte bir sehpa. Buraya yere oturdum. Bu kadar yani. Hoş, samimi bence. Hatta ne alaka bilmiyorum ama mesela böyle kahvaltıcılar olur ya işte yerde yemek yersin falan. Hoşuma gidiyor. Bilmiyorum. Hoş geldiniz. Öyle yani. Masaya koyabilirdin teli. Çok güzel söyle. Şu masadan bahsediyorsun değil mi? Olabilir, yapabilirdim. Doğulan kızları bölüyorum. Ben doğamıyorum peki. ama orada da şimdi masayı ya buraya taşımak zorunda kalırdım ya da oradaki şeyde yapmak zorunda kalırdım. Oturak ne alaka şey sandalyede. O sandalye rahatsız olduğu için yapmak istemedim. Mustafa Kemal hoş geldin. Şu an bence bu güzel rahat kız yok. Evet olabilir. Ben de mesela doğal insanlara bayılıyorum. Çok seviyorum. İşte mesela bir yere gidiyorsun. Kimseye bakmıyor mesela. Kimsenin düşüneceğini düşünmüyor. Ama bu şu demek değil. Ben insanları rahatsız edebilirim. Kimsenin düşüncesi umurumda sikimde değil. Bu değil. Hani şey, o benim için şu an ne iyi geliyor. Ben nasıl rahat hissediyorum kendimi. Kendisiyle barışık olan insanlara mesela ben bayılıyorum. Neyse idare edeceğiz. Bahane çok. Öyle ya. Gerçek geliyorlar. Samimi geliyorlar. Kelimelere bak. Öyle yani. Ya da şey mesela işte bir de bu Türk insanlar var ya mesela. Şimdi pizza ile hamburger asla çatal bıçakla yanmıyor. Bu hani bir kural. Suskun şey hoş geldin teşekkür ederim. Ama gidiyor sanki doğrusunu biliyormuş gibi pizzayı çatal bıçakla yemeye çalışıyor. Çok elit görünmeye çalışıyor ama bu çatal bıçakla yenen bir şey değil. Orada işte böyle oluyorum. Ama hani amacı şu, ben gerçekten rahat ediyorum çatal bıçakla diyorsa o zaman yiyebilir. O başka bir şey.